Ülkemizin sorunlar yumağını çözmenin yolu öncelikli olarak doğru sorundan ve doğru stratejiyi uygulayarak başlanmasıdır. Örtülü istila şeklinde ülkemize gelen 13 milyon sığınmacı ve kaçak yabancı gönderilmeden sorunların pek çoğu çözülemeyecektir. Çünkü Türkiye ekonomisinin refahını arttırmanın ve ülkemizi ileriye taşımanın yegane yolu budur. Düşünün, ehliyetiniz var, çok iyi araç kullanan birisiniz. Araca bindiğinizde el freni çekili ise ne kadar iyi şoför olursanız olun aracı hareket ettiremezsiniz. Ettirmek için zorladığınızda ise aracı mahvedersiniz. İşte bundan dolayı 13 milyon sığınmacı ve kaçak yabancı ülkemizin ileriye gitmesini engelleyen bir el freni gibidir. Ancak yabancıları ucuz iş gücü görüp kayıt dışı çalıştıran sanayiciler, yabancıların gönderildiğinde ekonominin kötü olacağı algısını yaratmaya çalışmaktadır. Hatta bu algıya bazı bakanlar, bürokratlar, hatta bunların akrabaları da Suriyeliler giderse ekonomi çöker veya Afganlar giderse tarım çöker söylemi ile destek vermektedir. Ülkemizde sanayi, tarım yani ekonomi bitme noktasına gelmişken kurtuluşu ucuz ve kaçak yabancı iş gücünde görmek Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır deyimini hatırlatmaktadır. Peki bu söylemin altında yatan gerçek nedir? Çalışma Bakanlığı'nın resmi verilerine göre ülkemizde çalışma izni verilen toplam kayıtlı yabancı sayısı 240 bin ve bunun 110 bin tanesi Suriyelidir. Bu açıkça şunu gösteriyor. Ülkemizde bulunan sığınmacı ve kaçak yabancıların milyonlarcası kayıt dışı bir şekilde çalışıyor veya çalıştırılıyor. Bu yabancılar aldıkları maaşlardan devletin alması gereken vergileri vermiyorlar. Ancak devletin sunduğu sağlık, eğitim, sosyal yardım başta olmak üzere bütün imkanlarından bedava ve öncelikli olarak faydalanıyorlar. Bazı sanayiciler yabancıları kayıt dışı daha ucuza ve daha fazla çalıştırıp kayıt dışı üretim yapıyorlar. Kayıt dışı üretimlerini de kayıt dışı bir şekilde satıp daha fazla kar elde ediyorlar. Bu firmalar ve patronları elde ettikleri kazançlardan da devletin alması gereken gelir ve kurumlar vergisini kaçınıyorlar. Buna karşılık bu firmalar Türk milletinden toplanan vergilerden ucuz kredi, teşvik ve destek almaya devam ediyorlar. Yetiyor mu? Hayır. Hükümet de neredeyse son 10 yıldır her yıl çıkarttığı stok affı ve matrah arttırma düzenlemeleri ile firmaların kayıt dışılıklarını görmezlikten geliyor. Kazanan kayıt dışı çalışan yabancılar. Kazanan vergilerden kaçınan, maliyetlerini düşüren ve daha fazla kar eden sanayici. Peki kaybeden kim? Sadece alın teriyle çalışıp devletine vergisini ödeyen, üretmeye çalışan Türk milleti. Kaybeden Türk insanı önce pahalı iş gücü olduğu için işini kaybediyor. Sonra da hükümet vergi gelirlerinden mahrum kaldığı, finans açıklarıyla karşı karşıya kaldığı için oluşan hayat pahalılığını Türk insanının sırtına yüklüyor. Yani vurun abalıya diyorlar. Acaba şu sorular hiç kendinize soran oldu mu? Ucuz iş gücü olarak görülen kaçak yabancılar yaklaşık 12 yıldır kaç milyon Türk işçisinin işini elinden alıp işsiz bırakmıştır? Milyonlarca. Yabancılar gelmeden köyde çobanlık yapan, sanayide, inşaatta işçi olarak çalışan Türk emekçileri kendilerine yeni iş bulabilmişler midir? Tabii ki hayır. İşi ekmeği elinden alınmış Türk emekçisi hayatını nasıl devam ettirmektedir? İşsiz kaldığı için yaşadığı gelirsizlikle nasıl mücadele etmiştir? İş bulamadıkları için gelirsiz kalan Türk insanlar bankalara kredi kartı veya tüketici kredisi üzerinden ne kadar borçlandırılmıştır? Hem yabancıların kayıt dışı çalıştırılması hem de bu yabancıları çalıştıran firmalardan alınmayan vergilerden dolayı oluşan milyarlarca dolarlık finans açığı kimin sırtına yüklenmiştir? Tabii ki vergi, ceza, zam ve düşük gelir yoluyla Türk insanının sırtına. Bakın son olarak bu yıl hükümetin tahmin ettiği toplam bütçe açığı 83 milyar dolardır. Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açığının ortaya çıkardığı bir hayat pahalılığı vardır. Peki bunun bedelini sizce yabancılar veya bunları çalıştıran sanayici mi ödeyecektir? Yoksa Türk insanı mı ödeyecektir? Sevgili vatandaşlarımız, hükümetlerin ana görevi öncelikle vatandaşlarına iş imkanı oluşturmak, çalışma koşullarını ve gelirlerini iyileştirmek olmalıdır. Artan üretim maliyetleri ve hayat pahalılığı, sığınmacı ve sınırlarımızdan kaçak giren yabancılar
kadarı kayıt dışı çalıştırmasına göz yumarak, ucuz iş gücü altında pazarlayarak azaltılamaz. Türk emekçilerinin üretim sürecinden dışlandığı, düşük asgari ücrete köle gibi çalıştırıldığı ve Türk gençlerinin istihdam edilemediği bir ekonominin sonu, ucu bucağı olmayan karanlık bir çukurdan farklı bir şey olamaz. Zafer Partisi Anadolu Kalesi stratejisiyle önce sınırlardan kaçak giren milyonlarca yabancıyı, daha sonra da sığınmacıları vatanlara gönderecektir. Böylece hem milyonlarca Türk emekçisine istihdam alanı açılacak, hem de Türk ekonomisindeki yabancılaştırmayı ve gelir dağılımındaki dengesizliğin önüne set çekecektir.